Mutfak Deli sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine kek yapacağız. Bu kek biraz farklı. Çünkü kekte ne süt kullanacağız, ne yoğurt kullanacağız. Ama yumuşacık, harika lezzetli bir kek olacak. Havuçlu, bademli, mis gibi tarçın kokulu kek. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk önce havuçları rendeleyerek başlıyorum. Yaklaşık 3 adet havuç rendeledim. 2 su bardağı kullanacağım. Şöyle büyük su bardağı ile kullanacağım. 2 su bardağı gerekli bize. Önceden hazır bulunsun diye havuçları hemen rendeledim. Çırpma kabımıza 4 adet oda sıcaklığında yumurtayı alıyoruz. 2 su bardağı şeker, ama ben 1 su bardağı tam olarak kullandım. 1 su bardağının başından yaklaşık 2 parmak eksik kullandım. Hani çok fazla tatlı olmasın diye. İsterseniz 2 tam su bardağı kullanabilirsiniz. Böyle beyaz köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz ve 1 paket vanilyayı da ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Unu eleyerek ekleyeceğiz. 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı dolusu tarçını birlikte eliyoruz. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 milimlik. Şekerde de aynı bardağı kullandım. Unda da aynı bardağı kullanıyorum. Bunları da birlikte çırpıyoruz. Krema kıvamında bir hamur oluşturuyoruz. Bir limonun sadece kabuğunu rendeleyeceğiz. Farklı bir aroma ve farklı bir lezzet katıyor. Ardından 2 su bardağı havuç. Ben şöyle büyükçe bir su bardağına doldurdum havuçları. Onu da ekliyoruz. Ve 1 su bardağı file badem. İsterseniz file bademi biraz elinizle kırıp ekleyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ilave edebilirsiniz. Ve sadece spatula ile karıştırıp hamura yediriyoruz. Ve her zaman olduğu gibi kalıbımızı bolca tereyağla yağlıyoruz. Bu keklerin kalıptan düzgün parçalanmadan çıkmasının bir püf noktası. Bazen un da serpiyorum ama bu defa un serpmeden yaptım. Çok da güzel çıktı. Sonucunu göreceksiniz. Ve kek hamurunu yağlanmış kalıba boşaltıyoruz. Her tarafına eşit şekilde yayıyoruz ve önceden ısınmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında 40-45 dakika pişiriyoruz. Daha sonra kürdan testi yapıp fırından alıyoruz. Ve harika bir şekilde kekimiz kabardı. Fırından alıyoruz. İyice soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyoruz ve çıkarmadan önce tabii kalıbı birkaç kere tezgaha vuruyoruz. Alt kısımları da yapışmışsa eğer kolayca çıksın diye. Daha sonra servis tabağına ters çeviriyoruz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben çikolata şurubu kullandım. Çikolata sosu hazırlayıp dökebilirsiniz veya sadece pudra şekeri serpebilirsiniz. Hiçbir şey serpmeden bu şekilde de afiyetle yiyebilirsiniz. Çok harika ve lezzetli bir kek. Dediğim gibi içerisinde hiç süt yok, hiç yoğurt yok ama inanılmaz yumuşacık bir kek. Havuç mevsimi bitmeden siz de mutlaka deneyin. Üzerine file badem serpip süsledim. Şimdi hemen bir dilim kesiyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Bu tarifi yıllar önce blogda paylaşmıştım. Daha sonra da Instagram'da paylaşmıştım. Oradan birçok takipçi sormuştu.
iç kısmı pişiyor mu diye. Çünkü havuç olduğundan dolayı biraz hamurumsu kalabilir mi endişesi vardı. Gördüğünüz gibi iç kısmı harika bir şekilde pişmiş. Hiç endişeniz olmasın. Kekin yapım aşamalarını dikkatli şekilde yaparsanız eğer, tabii ilk başta koymuyoruz, daha sonra koyuyoruz havucu. O yüzden hiç sıkıntı yaşamadan gayet güzel bir şekilde pişiyor gördüğünüz gibi. Siz de mutlaka deneyin, eminim memnun kalacaksınız. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi paylaşmayı da unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.